Sağlık için beslenme mi önemli yoksa spor mu daha önemli? Tabii ki bu nasıl kıyaslama? İkisi de sağlığımız için önemli diyeceksiniz. Bu soruyu sormamın nedeni pek çok hastamda gördüğüm bir ön yargıyı düzeltmek. Sporun yararlarını hepimiz biliyoruz. Çalışmalar gösteriyor ki düzenli spor yapanlar hem daha sağlıklı oluyorlar hem de daha uzun yaşıyorlar. Daha önce spor yapmadığı halde orta yaşlarda örneğin 50'li yaşlarında aktif spor yapmaya başlayanlar bile spordan faydalanıyor. Ömürlerine ömür katıyorlar. Bu kadar yararlı olmasına karşılık sporu her derde derman bir ilaç olarak görmek ya da her rahatsızlığı spor yapamamaya bağlamak doğru olmaz. Hastalarımdan biliyorum, kilosu fazla olanların büyük çoğunluğu zayıflayamamalarının tek nedeni olarak yeterli spor yapamamayı görüyorlar. Ah bir yürüseler, ah bir spor yapmaya vakit ayırsalar tüm sorunları hallolacak. Hemen zayıflayacaklar. Aynı düşünce hatasına kan şekeri yüksek olan hastalar da düşüyor. Doktor beyciğim, yarından itibaren yürümeye başlıyorum. Göreceksiniz şekerim hemen düşecek diyen çok hastam oluyor. Bir de spor esnasında terleme ile vücutlarında biriken toksik maddeleri attıklarını sananlar var. Sigaranın kendisine zarar vermediğini, çünkü spor yaparak terle nikotini attığını sanan bir hastam var. Oysa attığımız terin büyük kısmı bildiğiniz sudur. Az miktarda üre, laktat ve bazı mineraller de terle birlikte atılır. Ancak sağlığımıza katkıda bulunacak toksik madde atımı diye bir şey spor yaparken veya terlerken söz konusu değildir. Eğer beslenmenize dikkat etmezseniz istediğiniz kadar spor yapın, sağlıklı olamazsınız. Eğer spor yapmak bizi kötü beslenmenin zararlarına karşı koruyabilseydi, o zaman profesyonel sporcuların hiç hasta olmaması gerekirdi. Bakın sadece İstanbul'da her yıl en az 2 kişi tenis oynarken kalp krizi geçirir. Futbol maçında kalp krizi geçirip hayatını kaybeden profesyonel futbolcuları hepiniz duymuşsunuzdur. Bu insanlar hayatları boyunca yoğun spor yapmış kişiler. Spor salonunda, halı sahalarda kalp krizi geçirenlerden daha hiç bahsetmiyorum. Sanırım gelmek istediğim nokta anlaşıldı. Düzenli spor yaparsanız 1. Tansiyonunuz olumlu etkilenir. Nabız ortalamanız düşer. Kilo vermenizde yardımcı olur. Şekerinizin düşmesini sağlar ve son madde olarak da ortalama yaşam süreniz uzar. Ancak eğer beslenmenize dikkat etmezseniz istediğiniz kadar spor yapın, sağlıklı olamazsınız. Bir diğer deyimle konu sağlık olduğunda doğru beslenme spordan daha önemlidir. Hemen söyleyeyim, doğru beslenmeden kastım hayvansal besinlerin işlenmiş gıdaların tüketilmediği az yağlı bitkisel beslenmedir. Peki bu iddiamızı nasıl ispat edeceğiz? Sağlıklı olup olmadığımızın en önemli göstergesi damarlarımızın kalitesidir. Damarlarınız gençse siz de genç sayılırsınız. Bütün vücudumuz bu resimde gördüğünüz gibi damar ağıyla kaplıdır. Damarlarında sertleşme ve kalınlaşma olan kişiler genç de olsalar yaşlı sayılırlar. Damarlarda sertleşme ve darlık olup olmadığını anlamanın en kolay ve zararsız yolu ultrasonografi ile boyun damarlarına bakmaktır. Karotis Doppler sonografi dediğimiz bu tetkikte beyne giden şah damarının kalınlığını basit bir ultrason probu ile ölçer, İçinde gördüğünüz gibi plak olup olmadığına bakarız. Eğer boyun damarlarında şekilde görüldüğü gibi bir kalınlaşma veya plak varsa, o zaman büyük ihtimalle kalp ve beyin damarlarınızda da sorun var demektir. Sporun mu yoksa beslenmenin mi sağlık açısından önemli olduğunu sorgulayan bilim adamları 2007 yılında yayınlanan bir çalışmayla 3 grup insanın boyun damarlarını inceleyip düşük kalorili, düşük proteinli bitkisel beslenme ile maraton koşucularının yani hayatları boyu çok spor yapan kişilerin damarlarını karşılaştırdılar. Birinci grupta veganlar, az yağlı bitkisel beslenenler var. Bunlar fazla spor yapmıyorlar. İkinci grupta atletler, günde 12 kilometre koşan maratoncular var. Üçüncü grupta bitkisel besinlerin yanında hayvansal besin tüketenler de var. Yani bunlar serbest besleniyorlar.
Aynı yaş grubundaki bu insanların boyun damarları 3 yıl süresince takip ediliyor. Sonuçta en ince ve sağlıklı boyun damarlarının az yağlı bitkisel beslenenlerde olduğu görülüyor. Atletlerin damarları o kadar yoğun spor yapmalarına rağmen bitkisel beslenenlere göre daha kalın bulunuyor. Hayvansal besin tüketen grubu damarları 3 grubun en kötüsü olarak tespit ediliyor. Bu çalışma da bize gösteriyor ki bitkisel beslenme damar sağlığı açısından spor yapmaktan çok daha önemlidir. Sağlıklı olmak için bitkisel beslenin. İstediğiniz kadar meyve, sebze, ceviz, fındık, badem, tahıl, bakliyat tüketebilirsiniz. Ben çok spor yapıyorum. Proteine ihtiyacım var diyerek fazla miktarda et, yumurta yer, süt içerseniz spor yaparak kazandıklarınızı geri kaybedersiniz. Vücudunuz daha iyi görülebilir ancak damarlarınız yaşlanır. Şüphesiz en iyisi ikisini birlikte yapmaktır. Sağlığın anahtarı bitkisel beslenmek ve unutmayın düzenli spor yapmaktır.